Arkadaşlar merhabalar. 15 Mart 2021 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Bazı takipçi arkadaşlarımız ara sıra rapor istiyorlar. Ne ile ilgili? Şimdi sessizce söyleyeceğim. Sansüre takılmasın. Plandemi ile ilgili. Plandemi ile ilgili. İngiltere'de son durum ne? İtibarıyla. Ne itibarıyla? 15 Mart itibarıyla son durum ne? Şimdi biraz önce bir Türk bakkala uğradık. Oradan bir çay aldık. Bisikletin fren ayarları şeydi. Yapılması gerekiyordu. Onu fren işte şeye getirdik. Ne derler? Mağazaya. Orada fren ayarı yapıldı. Şimdi dışarıdayız. Sokakta yine isteyen maske takıyor. İsteyen takmıyor. Bakıyorum şöyle bir maskesiz. Arkamda maskeli var. Hay Allah. Hay Allah. Dur bakayım nereye onlar? Evet. Şimdi arkadaşlar siz daha gidip gürültü. Dünya Sağlık Mafyası'nın birkaç yerde ofisi varmış galiba. İstanbul, Ankara, Antep mi? Ya bu Antep çok şey ya. Belediye Başkanı Fatma Şahin. Bu sağlık mafyasıyla çok ilintili ya, ilişkili ya. Daha gidip de kara çaput bağlamadınız mı? Bu Dünya Sağlık Mafyası'nın ofislerinin önüne onu rahatsız etmeye başlamadınız mı abi? Şöyle geçiyoruz. Yani ne diyecek? Tabii çelenk koymuyoruz. Çelenk bize mahsus bir şey değil. Protesto yolu değil. Çelenkte biraz da masonluk var. O yüzden çaput. Hani Anadolu'da yaparlar ya. Kara çaput. Şöyle şey yapalım etrafta. Kara çaput bağlamaya başlayın abi. Şimdi bunlar çok bahsedeceğim daha sonra. Çok tehlikeli gelmeye başlamışlar. Mesajlarını veriyorlar. Aralarında mesajlarını veriyorlar. Yani gerekli yerlere veriyorlar. Halk bilsin bilmesin önemli değil. İşte onu ayrıca bir video yapacağım. 666 rakamıyla, 11 rakamıyla, 11 milyon ağaç, 11 Kasım. Ondan sonra geçen arkadaşla konuştuk Kerim'le. Bayağı şey yapmışlar. Bize bayağı sızmışlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacaksınız yani bilmiyorum. Hükümet falan teslim olmuş demek istemiyorum ama nasıl söyleyeyim ya? Bayağı kontrol altındalar. Bu yeni de değil yani. Bir iki senelik mevzu da değil. Birkaç sene önce başlamış. Ondan sonra evet, arkamda kadıncağız koşuyor. Evet arkadaşlar ya, aklım almıyor. Hafsalam almıyor. Yani bir devlet bizim değil zaten, onu biliyorsunuz. Masonik bir devletteyiz. İşte Milli Eğitim Bakanlığı bile, onu bahsedeceğim. Milli Eğitim Bakanı diyor değil mi? Değil. Masonik Eğitim Bakanlığı. Dikkat edin. Ve hiç boş bırakmıyorlar. Sürekli Ataput arkasından ateş ediyorlar. Ataput arkasından ateş ediyorlar bize. Hiç boş bırakmıyorlar çocuklarımızı uyanırlar diye. Tamam. Şimdi Masonik
Eğitim Bakanlığı dedik. Hem konuşalım hem çevreyi gösterelim. Şu Hamilton House diyor. Sanırım asker emeklilerinin şey yaptığı, takıldığı lokal mi diyelim, kıraathane mi diyelim. Öyle bir şey. Şöyle gösteriyorum. Şu karşıda. Etrafı da görün. Burası akupunktur. Akupunktur diyoruz ya, Çinlilerin iğneyle tedavi yaptığı bir yer. Ya arkadaşlar, yani hafsalam almıyor bizi, teslim mi, yani bizi derken bizi teslim mi ettiler acaba ya? Yani Türk milletini gözden çıkardılar mı? Yoksa bir insan kendi insanına kötülük eder abi, eder. Nasıl devlet 33 askerimizi kurşun sıktırdı Anadolu'nun göbeğinde? Yani bir sınırlar biz ülke sınırları içerisinde bir, eğer senin askerine kurşun sıkıyorlarsa suçlu devlettir. Hiç anlamam. Masonik devlettir. Öyle yok öyle. Şimdi sakık yaptı bilmem ne, geçecektin bunu. 33 sivil askeri sen göz göre göre sıktıysan eğer, o çocukları, ve hala faili bulunamadıysa, geçeceksin şimdi sakığı. Devlettir. Yani masonik devlettir. Şimdi şeye geleceğim. Maskeye geleceğim. Geçen bir doktorun açıklaması var. Açıklamış. Oksijen, az oksijen aldığımızda hücreler, yani şey, kanser hücresi, low cell diyorlar. Low oksijen, pardon. Az oksijen de yaşamaya başlarlar. Yani kanser hücreleri, hücreler az oksijen aldığında orada kanser şey yapmaya başlar, belirmeye başlar. Şimdi sen bak, burada maske yok diyoruz işte, yani işgüzarlar takıyor. Tamam, Avrupa'nın birkaç yerinde de takıyorlarmış. Yani sen bunu halkını nasıl zorlarsın? Maskeyle, maskenin hiçbir faydası olmadığı, bilakis zararı olduğunu görüyoruz. Ne diyor doktor? Az oksijen girdiği zaman vücuda kanser başlar. Neredeyse bir sene oldu ya. Plandemi diyorum bak. Sansüre takılmamak için. Yani sosyal medyada sansüre takılmamak için plandemi diyorum. Şimdi şu siteyi nasıl buldunuz? Şöyle bir yer. Duquesne Court diyor. Court. Evet. Hem şey yapıyorum, çevreyi gösteriyorum. Hem de evet. Ya bunu biliyorsun. Sen nasıl zorlarsın ya? Bir sene oldu ya. Takır takır genç ölümleri başladı. Yani evet, maske böyle. Anlatamıyoruz. Yani bizi sattılar galiba yine. Yani Türkiye'yi yine sattılar gibi geliyor bana. Halkı sattılar gibi geliyor. Böyle olur mu ya? Her şeyin içi boşaltıldı. Her şeyi seyrediliyor. Diziler iğrenç. İğrenç. Oturun dizileri izleyin ya. İstanbul Anlaşması'nı aynen dizilerde görün ya. Bazen kulak misafiri oluyorum çevremde. Bakıyorsunuz abi. Oturun yazın, kelimeleri yazın ya. Yok efendim tazminat, yok sözleşmeli evlilik, yok boşanma, yok mesafe koydurma, yok bilmem çocuk kimden, yok DNA, çocuğun DNA'sı yapılacak. Bir iğrenç iğrenç şeyler ya. Diziler, öyle oturup seyrediyorsunuz. Yetkililer, yani masonik devletin yetkilileri. Öyle oturup seyrediyorsunuz ya. Masonik Eğitim Bakanlığı. Ya bir yabancı dil öğretemediniz be.
Yolda o aklıma geldi. Bir yabancı dil öğretmek istemiyorsunuz çünkü. Öğretmek istemiyorsunuz. Niye herhangi bir ilkokul mezunu vatandaşımız Avrupa'ya çıktığı zaman hemen bir hafta sonra, iki hafta sonra başlıyor takır takır konuşmaya da sen 3 sene ortaokul, 3 sene lise, 6 sene hadi bir de üniversite koy 4 sene, 10 sene, 10 senede niye adamları konuşturtamıyorsun? İstemiyorsun çünkü. Masonik Eğitim Bakanlığı. Evet arkadaşlar ya. Maalesef öyle. Siyasal İslam diye bir şey çıktı. Dinin de içini boşalttılar. Buna güzel ayakçılık yaptı AKP. Bir istatistik yapılsa yeni gelen nesil kuşaklar deist, ateist takır takır olmaya başladı. Hiç yüzleşmiyorlar, utanmıyorlar bundan. Diyanet Bakanlığı'nın başkanlığının istifa etmesi gerekiyor. Bu başarısızlıktan dolayı şirket olsa istifa eder. Sen tut 2 milyar dolar bütçe al. Bütçeden para al. 2 milyar dolar yaklaşık 1.7 al ve insanlara dini anlatama. Ve takır takır insanlar dinden çıkmaya başladılar. Hiç yap istatistik yok. İspatlayayım sana. Bu arada dinden bahsederken kiliseye geldik. Tam da kilisenin önünden geçiyoruz. Şöyle bakalım. Neresiymiş? Trinity, St. Mary's. Hem okul. Of. Evet. Okulla beraber. Yani karanlıkta kaldık galiba. Evet, arkamda bankada sıra bekleyen insanlar. Yani insan kalitesi düştü. İşte dizileri söyledik, iğrenç. Yani gazetecisine bakıyorsun, kalite yok. Ya millet Barbaros Şanslı'yı kültürlü zannediyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Yani çocuklarda şey yok artık böyle. Örnek yok yani. Örnek alacak adam yok. Yani örnek alabileceği. Ya orada iki şeyi gördüğü zaman kültürlü zannediyor. Şimdi daha önce de bahsettiğim tipler çıktı. Daha önceden omurgasız, karaktersiz tipler çıktı. Daha önce Kemalizmi eleştiriyorlardı. Şimdi onu millete yedirmeye çalışıyorlar. Bir de yorumlara baktığın zaman aman Allah'ım. İnananlar var ya. İnananlar var ya ikisinin bir arada olabileceğine. Selamünaleyküm. Bir arada olabileceğine inananlar var ya. Nasıl bir şey, nasıl bir mantalite? Yani mantık yürütemiyorlar. Analiz yapamıyorlar. Yok tabii, nerede olacak? Felsefe yok. Düşünmek yok. Tefekkür yok. Nereden bilecek çocuk? Kim söylerse onu yiyor. Affedersin. Işık niye böyle? Şurası kalabalık olurdu bak. Dışarıda iskemleler olurdu. Kafeler olurdu. Buralar şey olmuş. Kapatılmış. Yani şey kalabalık değil. Böyle bir yerlere gelip şey yapacağım. Ataput fotoğrafı göstereceğim. Ne kadar tanıdıkları ile ilgili. Sürpriz olsun diye söylememem lazımdı ama. Böyle bir ne derler kapalı caddeye geleceğim. Alacağım iki tane Ataput fotoğrafı. Alın adamınızı ne kadar meşhur görün. Bakalım kaç kişi tanıyor. Evet. Şimdi
pazarları, manavları gösteriyorum. Bakın burada da manav var. Ama bu şey, İngiliz manav. İngiliz manav. Başörtülü kızlar gidiyor önümüzde. Şimdi, evet. Burada da şey var mesela. Görüyorsunuz değil mi? Yollar şey yapılmış, kazılmış. Artık ne yapılıyorsa elektrik, su vesaire. İşte daha önce de bahsetmiştim. Burada da böyle ara sıra kazıyorlar. Ekmek kapısı. Düzenli olarak kazabiliyorlar. Yani iş olacak abi. Para kazanacaklar. Bak kazmışlar buraları. Şöyle. Şöyle bir köpek. Evet. Biraz önce yağmur yağdı. Güneş doğdu. Burada gençler oturmuş bir şeyler yiyorlar. Galiba okul mudur nedir? Evet. Şimdi güneş açtı. Evet arkadaşlar, bugün 15 Mart 2021 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar işte şey istiyorlar. Abi ne oluyor, ne durumda diye. İşte 15 Mart itibarıyla bir rapor verelim dedik. Sessizce söylüyorum. Plan Demi raporu veriyorum. İşte görüyorsunuz. Çoğunda maske yok. Bak. Maske yok. Şöyle mi gösterelim? Şöyle gösterelim. Yarı maskeli. Tren yukarıdan gidiyor. Harika. Trenler çok güzel burada. Evet. Bizim de bir an önce bu maskeleri atmamız gerekiyor. Bizi bağladılar, maskeden bağladılar. Buraların biliyorsunuz pub'ları veya pub diyorsunuz. O meşhur, mesela şöyle bir tane. Ne demiş? The Bedford pub. Pub, işte buraya geliyorlar. İngiliz halkı evde buluşmazlar, pub'da buluşurlar. Birbirlerine misafirliğe gitmezler. Böyle pub'da buluşurlar. Tam da trende geçiyor. Pub'larda tanışırlar, pub'larda evlenirler. Pub'larda aldatırlar. Pub'larda boşanırlar. Öyledir yani. Pub'larda sarhoş olurlar. Şey öyle, evet. Arkadaşlar, biraz daldan dala atlıyorum ama ne yapalım? Şimdi tekrar ediyorum. Mevcut devlet, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti bizim değil. Korkunç bir mason hakimiyeti var. Ne yaparız, nasıl kurtuluruz, beraber düşünelim. Çünkü hep yani görüyorsunuz, bir PKK uydurması yüzünden fakir çocuklarını sürüyorlar şeye, Vatan Millet Sakarya diye, şehit diye sürüyorlar. Orada soykırım uyguluyorlar. Hep bu laf klasikleşti ama yani görüyorsunuz, oralarda ölen askerlerimizin evlerini görüyorsunuz. Gecekondular dökülüyor, dökülen. Ama Nişantaşı'nda, işte Etiler'de, şurada, burada. Merhaba.
Yani bu vatan cefada fakirin, yani savunacaksa, cefa çekecekse fakirin, sefada zenginin. Nasıl oluyor bu iş? Lan niye o çocuk dökülen bir gecekonduda oturuyor ve gidiyor savunurken Nişantaşı'ndaki gitmiyor? Bunu söylediğin zaman şeymiş, hemen yine kanunlarla, kanunların arkasına sığınıyorlar. Tahkir ve tezif, halkı kin ve nefrete teşvik etmek. Allah Allah! Ulan sen halkı kin ve nefrete değil, sen halkı topyekün soyunu kırıyorsun lan. Soykırımı uyguluyorsun halka. Hı? Binlerce genci öldürdün be PKK ayağına be. Bilerek yaptın bunu, Masonik devlet. Bunu bilerek yaptın. Sürekli soykırıyorsun. Bak, bu plan demi dedi. Niye biraz hoşgörü göstermiyorsun maske konusunda halkına? Selamünaleyküm. Bak koşan bir kız. He? Neden göstermiyorsun? Çünkü kafasını kaldırtmayacaksın bu devletin. Bu halkın kafasını kaldırtmayacaksın. Korkunç intikam alıyorsun, Masonik devlet. He? FETÖ dedin. Niye Kasım Gülek'ten başlamıyorsun şeye, soruşturmaya? Sen izin verdin 40 sene. Niye bu belayı başımıza bela ettin? He? Sen sorumlusun, senin yargılanman gerekiyor. Devletin kirli kanadına söylüyorum. Aha, konuşacak o kadar çok şey var ki. Evet arkadaşlar, güzel bir yol. Bir bakalım şu yola. Pardon. Hop. Ah, şöyle. Şöyle bir bakalım. Kırmızı ışık yandı. Hatta şöyle. Evet. İnsan yeşili görünce konuşası gelmiyor. Unutuyor birçok şeyi. Bak, insanlar koşuyor. Şu kafeye geleyim. Orada çekim yapayım dedim ama masaları kaldırmışlar. Bu şeyden dolayı, plandemiden dolayı masaları kaldırmışlar. Görüyor musun abi? Bir bırakmadılar şöyle. Bu da Fahrettin Altay'a benziyor değil mi? İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanlığı geçti. Bu kafe. Bak, koşuyor insanlar, maskesiz. Yemeklerini yiyorlar. Ne güzel şeyler vardı, tahta masalar ya. Duyuyor musun kuş seslerini? Valla sincaba bak. Kaçtı. Bir daha gidelim. Bakın, sincap.
Evet. Duyuyor musunuz tabiatı? Kuşların sesini. Şimdi onu diyeceğim ya. Böyle bu kadar güzellikle kalkıp siyaset konuşmak, masonları konuşmak ama son birkaç cümle daha edeyim. Arkadaşlar, eski emniyet müdürü Necdet Menzir'in dediği gibi bütün bu pislikler, iğrençlikler Ataput'un arkasına çevriliyor. Ataput'un ne kadar haberi vardı, ne kadar yoktu bilmiyoruz. Ama bütün pislikler bunun arkasına çevriliyor. Bu bir milli güvenlik sorunu. Milli güvenlik. Bazen millinin yerine masoniyi de kullanabilirsiniz. Masonik güvenlik kurulu derler ya, milli güvenlik kurulu. Şimdi bu adamın resmi nerede varsa, bakın aslında bunu ayrı bir şey yapmam lazım benim ama Ataput'un resmi nerede varsa o kuruma ben güvenmem. Mesela nedir bir ülkenin istihbarat örgütü? Şeydir değil mi? Güvenliğiyle ilgilidir değil mi? Ne, MİT'in şeyinde ne var ambleminde? Ataput'un resmi var. Ben o kuruma güvenmem. Bitti. Nerede Ataput'un resmi varsa ben o kuruma güvenmem. O kurum demektir ki masonların kontrolünde. Mesaj bu arkadaşlar. Yani. Mesaj bu. Bunun arkasında işler çevriliyor. Plandemiyle de ilişkili bu. İşte bizim kafamızı kaldırmamızı istemiyorlar. Türk halkının kafasını kaldırmasını istemiyorlar. Sürekli soylarını kırıyorlar. Türk halkının, yani Türk halkı derken işte Anadolu halkının soyunu kırıyorlar. Bir şekilde kırıyorlar. Şimdi de işte PKK ile kırdılar. 40 sene boşalttılar o alanı. Öyle duruyor. Kimi hazırladılar bilmiyoruz, göreceğiz. Suriye'yi boşalttılar. Kimi hazırladılar bilmiyoruz. Şimdi de bak, bu pandemiden sonra insanlar başladı 40'ında, 35'inde, 40'ında, 50'sinde ölmeye, takır takır kalp krizi. Maske taktılar, oksijen alamıyoruz. İşte görüyorsunuz bak insanlar, bak daha ne diyeyim ya, bak maskesiz dolaşıyor. Bak, bir adam geldi şeyden, kesin ajandır. Şaka yapıyor. Olabilir de, ajan da olabilir. Evet, bak sincap ağaca çıkmaya çalışıyor. Niye çalışsın ya? Çok rahat çıkar. Yaklaşalım biraz daha. Bize bakıyor. Yani şu güzellikler karşısında niye siyaset konuşuyoruz ki anlamadım ya. Merhaba. Yavruş nasılsın? Hadi. Of. Görüyorsunuz değil mi? Öyle işte ya. Bu arada arkamdaki yaşlıları görüyorsunuz değil mi? Çoğu saçlarını kraliçeye benzetiyorlar. Çok temiz konuşuyorlar dillerini. Çok temiz konuşuyorlar İngilizceyi. İşte bunlar şey gibi değil. Bir kesim gençler gibi falan değil. Çok net, tane tane konuşuyorlar. Herhalde bunlar dönünce şey kalacak. Geri kalan derken tabii iyi okullardan yetişenler konuşabilir. Öyle. Evet. Pazartesi olmasına rağmen insanlar parklarda yürüyorlar. Çocuk parkları. Evet. Güzel bir göl. Ördekler, kazlar bağırıyor. Şöyle.
Valla bu güzelliği görünce nutkum tutuluyor. Hiç öyle siyaset miyaset konuşası gelmiyor insanın, değil mi? Öyle bırakacaksın kendini. Kuşlar gibi. Bakın arkadaşlar. Göl. Gölü geçiyorsunuz. Başka bir alan. Yeşil alan. Oraya geçiyorsunuz. Ormanlık. Oraya geçiyorsunuz. Tekrar bir göl. Yani biz neden koruyamadık ya? Neden yedik yeşilimizi? Burası şehrin ortası ya. Şehrin ortası. Bana diyorlar şey, yok efendim İstanbul'da işte yerleşim çoktu. İstanbul'da işte kalabalıktı falan. Yani kaçtı en son, 16 milyon muydu nüfusu? Yani burası az mı peki? Londra az mı nüfusu? Adam nasıl ayarlamış ya? 1940'larda mı 45'te mi ne, Greenbelt diye bir kanun çıkartmış. Kanun. Greenbelt diye, yeşil kuşak. Dokunamıyorsun. Dokunamıyorsun öyle müteahhit falan, çakal müteahhit, Laz müteahhit falan dokunamıyorsun abi, bitti. Yeşile dokunamıyorsun. Şurada evet. Perullarla ya burasıydı ya bu arka taraf falan olacak. Böyle benzer bir yer. Top oynuyorduk, futbol oynuyorduk. Biraz bu Latin Amerikalılar olsun, İspanyalılar olsun, o sıcak ülkelerin insanları olsun şeye geç geldikleri için, bizim kadar olmasa bile, yok bizden fazla geç geldikleri için olmadı. Bir geliyorsun, bekliyorsun oyuncuları. Bir adam bir saat sonra falan geliyor. Ya dedik boş ver, kafamızı biz kendimiz oynarız. Perullular. Arkadaşlar bu arada söylemeyi zul kabul ettiğim şu şeyi, yani şu abone kanal, ne derler, abone butonuna mı düğmesine mi derler? Bir abonun ya artık ya. Ya bu kadar olur mu ya? Bunu ne yapmak lazım? Söylemek mi gerekiyor bunu? Baştan mı söylemek gerekiyor? Ne diyor? Abone düğmesine abanın diyor, bir, iki, beğen koy diyor mesela. Ulan belki beğenmedi adam, niye beğen koysun değil mi? Peşin beğen koydurulur mu adama? Yani teknik öyle işliyormuş. Ondan sonra işte paylaşın diyor mesela. Paylaşın. Ne bileyim ya. Yani bakalım, herhalde bir başlarda bir hatırlatmak lazım galiba. Abone butonuna, pardon buton diyoruz. Niye buton diyoruz ya? Düğmesine abanın arkadaşlar. Ne okuyor bu kadın? Evet. Ne yapmışlar burada? Çiçek falan var. Allah korusun. Bir şey yok değil mi? Parklara böyle şey yapıyorlar, bank diyoruz değil mi? Ölen kişilerin hatırasını yaşatmak için böyle bank koyuyorlar ve yazıyorlar, isimlerini yazıyorlar. Kim koymuşsa. Köpekler oynuyor. Şöyle adam o. Hayda. Bu da, tövbe tövbe ya. Bu da bir iş. Köpek gezdirmek. Yani başkalarının köpeklerini gezdiriyorlar. Ama gezdirirken mesafeye dikkat etmeleri lazım. Yani kaza maza çıkabilir. Ne kadar? Tövbe tövbe ya. Anlatabildim mi? Köpek gezdirmek de bir iş. Yani çalışanlar köpeklerini bırakıyorlar. Firma, şirket, işte elemanları var böyle.
gezdiriyor onları. 5 köpek, 10 köpek, 10 köpek birden. Saat ücreti veriyorlar işte. Kaç saat kalırsa o kadar ücret ödüyorlar. Kişiler, hayvan sahipleri o kadar ücret ödüyor. Şimdi konudan konuya atlıyoruz. Şey dedi, geçenlerde bir parti kurulmuş ya Ali Babacan başında. Onun bir elemanı, Nazlı Ilıcak'ın kızı söylüyor, Aslı Ilıcak. Efendim diyor, Ali Babacan diyor, adamın tuzu kuru diyor. Her şeyi yaşadı diyor, bakanlık da yaptı diyor, Dışişleri Bakanlığı da yaptı diyor. İşte ekonomiden de sorumlu oldu diyor. Yani onun bir şey yapmaya ihtiyacı yok ki diyor. Bakın diyor, sizin için çalışmak için geliyor diyor. Yani adam her şeyi yaşadı diyor. Her şeyi tattı diyor. Niye diyor kendi hayatını riske koysun ki diyor. Hatta diyor Erbakan nereden çıktı? Erdoğan onu tekrardan çağırdı diyor. Yine de gitmedi diyor. Tamam, bak nasıl saklıyorlar ya. Ya adam Bilderberg üyesi bitti ya. Yani Bilderberg toplantılarına katılan bir adam. Adam görev adamı. Öyle yok öyle yatmak. Bak, parti çalışmadan partiye para bağışlıyorlar. Ne iş yapıyor bu adam Ali Babacan? Ne iş yapıyor da para bağışlıyorlar bu adama? He? Emek mi veriyor? Neyse, ne diyecektim? Şimdi mukayese gibi değil ama yani biz kendimizi riske atıyoruz. Belki o büyük büyük oynuyor, tamam. Ama yani böyle aldatmacılara gitmeye gerek var mı ya? Ne bileyim ya, bilmiyorum. Bir güzel ev daha, değil mi? Mansion diyorlar, değil mi? Mansion. No dumping diyor. No dumping. Yani bir çöp atıp gitmeyin. Dump. Bizde damperli kamyon var ya, damperli. Dump oradan geliyor. Evet, şöyle bir, yine harika bir ev değil mi? Masal ev gibi. Victorian style, Victoria, Kraliçe Victoria stili, tarz evler. Bakın şurası hem tartan pist var, şöyle atletler için, atletizm için, hem futbol sahası var, rugby de oynanabiliyor sanırım. İşte atletizm, daha çok atletizm ağırlıklı, evet o görünüyor. Buyurun. Nerede bir ara Türkiye'de Özal'dan sonra başladı yeşil alan. Yeşil sahalar Özal'dan sonra başladı. Evet, onu teslim etmek lazım. Bakın eski ağaçlar. Ondan sonra kesilmiş ağaçlar. Yaşlanmış artık belli.
belli. Şu da güzel bir ev. Kale gibi veya şato. Şato, yani şatoya biraz şato. Yorumlara yazarsınız. Böyle ara sıra yürüyüş vlogları yapalım mı? Hem yürüyüp hem konuşalım mı? İşte plan demo olsun, diğer konular olsun. İlginç bir fare. Kuyruksuz. Görebiliyor musunuz? Kuyruğuna ne olmuş ya? Bak şu arada. Şu arada. Görebildiniz mi bak? Bak 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 çıktı bak. Bak bak bak, bak. Ağacın şeyine girdi, kovuğuna girdi. Bazı yerler fare kaynıyor. Bazı yerler fare kaynıyor. Tam şey diyecektim. Yani ormanın, adeta ormanın içi diyecektim yani. Orman yani. Düşün yani. Hemen solunda yapılaşma var. Yani evler var. Ve hemen bu tarafında ortası orman. Sağ taraf işte gördüğünüz atletizm pisti ve sahası. Diyecektim, yine ikinci bir fare geçti. O da kuyruksuz. İlginç. Kuyruksuz bir fare. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Vardır bu kuş seslerinin bir anlamı değil mi? Kuş dilinin. Ne diyorlar, ne konuşuyorlar? Bakın buyurun. Ormanın içi. Yani hemen sol taraf bakın, evler var. Evler var. Hemen yanı orman. Hemen şuradan da atletizm pistini görüyorsunuz. Bu. İşte bu. Tabii her şey süt liman değil. Fazla hayvan olduğu için, köpekler, kediler falan olduğu için sokaklarda böyle boklar da var. Yani şey yapmıyor, torbayla almaları gerekirken bazıları almıyor işte. Boklara basmadan yürüyorsunuz. Özellikle parklar mesela. Parklarda yani çok köpek boku var, bırakılmış. Maalesef. Birisi yorum yazmış. Cevap verdim gerçi ama buradan da söyleyeyim. Bir heykelin önünde, yani Londra'da bir heykelin önünde heykellerle ilgili eleştirel bir videom var. Onun altına yazmış. İşte ben heykelleri eleştiriyormuşum. Ondan sonra Ataput heykellerini eleştiriyormuşum. İngilizler o yüzden bizi beğenmiyorlarmışmış. Tamam mı? Bak adamdaki lafa bak. Adamdaki, vurguluyorum burayı. Aşağılık. Aşağılık. Hem aşağılık adam, hem de kompleks. Aşağılık kompleksi. Ulan diyorum, affedersiniz. Bizi birileri beğenmek zorunda mı? He? Nasıl bir kafa yapısı bu, mantalite, zihniyet, pardon. Birileri bizi beğenecekmiş. Yani İngiliz bizi beğenmiyormuşmuş. Yani demek ki bu adam, bu aşağılık herif, kendini beğendirmeye çalışıyor birilerine. Buradan da söyleyeyim ona. Aşağılık herif. Komplekse bak ya. Birileri bizi beğenmiyormuş. Niye? Heykeli eleştirmiş Bahattin. Heykelleri eleştirmişmiş. Ulan nesini eleştireceksin lan? İngilizlere de heykel yok oğlum. Heykel yok. Churchill'in 4 tane heykeli var. Yani Ataput'un, Mustafa Kemal'in, Kamal'ın patronu olan Churchill'in 4 tane heykeli var. Küçük de bir mezarı var.
He? Aşağılık herif. Utanmıyorsun değil mi? Beğenmiyorlarmış bizi. Bizi beğenecekler değil mi? Kendini beğendirmeye çalışıyorsun demek ki sen. Hadi ona da cevap vermiş olalım buradan. Ah. Yine bir yoruma cevap vereyim. Bazen buradan da iyi oluyor galiba. Diyor ki birisi, genç birisi. Abi sen işte diyor, Ataput'u eleştirerek Türkiye'de kargaşaya yol açıyorsun. İnsanlar birbirlerini öldürebilir. Bu bir işte mesuliyet. Nasıl işte vatan seviyorsun falan falan. Ya ben sizi uyandırmaya çalışıyorum oğlum. Yani bu demek istiyor ki bırak. Biz narkozdayız. Uyumaya devam edelim. Uyandırma milleti diyor. Ne diyeyim ya? Yani benim dememle sen eğer... nasıl söyleyeyim ya? Uyuyacaksın. Yağmur başladı. Yağmur yağıyor. Neyse. Şimdi bakar mısınız evlerin düzgünlüğüne? Hepsi aynı renk. Bir tane arada bir limon var. Limon rengi. Yapısı, biçimi, ölçüsü. Hatta tavşan koymuşlar değil mi? Çatılara. Bakar mısın düzgünlüğe? Ya bu ya. Bu işte be. Türkiye'de rezillik ya. Rezillik, rezillik. O belediyeler, melediyeler. Şuna bak ya. Çivi çakamazsın.